Merhaba arkadaşlar, ben size Uluslararası Ticaret ve Finans adlı kitabı tanıtacağım. Kitap 16 bölümden oluşmaktadır. Kitabın tanıtımına geçmeden önce size yazarları hakkında bilgi vereceğim. Kitabın yazarları Profesör Doktor Mehmet Dikkaya ve Profesör Doktor Adem Üzümcü'dür. Mehmet Dikkaya 1971'de Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 2005-2011 yılları arasında Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye ekonomisi, küreselleşme, bölgeselleşme, Avrupa Birliği ve Avrasya ekonomileri konularında uluslararası kitap ve makaleleri vardır. Eylül 2011'den beri Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Adem Üzümcü 1969'da Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümünde 1994 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Aynı üniversiteden Kasım 1996'da yüksek lisans, Aralık 2002'de doktora derecesi aldı. Nisan 2010'da doçent unvanı aldı. Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, İktisadi Büyüme, Kalkınma Ekonomisi ve Dünya Ekonomisi dersleri vermektedir. Mehmet Dikkaya'nın eserleri Ekonomik Entegrasyon, Avrupa Birliği ve Türkiye, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'nin iktisadi tarihi, Türkiye Ekonomisi Sektörel Yaklaşım ve Ekonominin Temelleri kitaplarıdır. Adem Üzümcü'nün eserleri Mehmet Dikkaya ile birlikte yazdığı Türkiye Ekonomisi Sektörel Yaklaşımı, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'nin iktisadi tarihi kitapları ve bir diğer eseri de İktisadi Büyüme kitabıdır. Birinci bölüm dış ticaret neden gereklidir? Dünyada pek çok ülke vardı. Hatta bu o kadar çoktur ki 2015'te dünyada 196 adet birbirinden bağımsız ülke vardır. Bu ülkelerin her biri ise bağımsız kararlar alan ekonomilere sahiptir. Bu ülkelerin hepsinde üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası ortamlarda veya sınırların ötesindeki değişimine uluslararası ticaret denir. Ticaretin teorik olarak neden ve hangi koşullarda cereyan ettiğini dış ticaret teorisi inceler. Dış ticareti açıklamaya yönelik yaklaşımlar ve dış ticaret konusunda izlenen hükümet politikaları uluslararası iktisadın reel yönünü oluşturur. Dış ticareti ilk kez bilimsel olarak incelemek için mutlak üstünlükler ve karşılaştırmalı üstünlükler modelleri geliştirilmiştir. Uluslararası ticaret, döviz kurlarını içermesi açısından iç ticaretten farklıdır. Dış ticaretin amacı iktisadi aktörlerin refah düzeyini arttırmaktır. Üretim imkanları eğrisi ile dış ticaret. Dünyada sadece iki ülke olduğunu ve yalnızca iki mal ürettiklerini varsayalım. Bu ülkeler Türkiye ile Fransa olsun ve her iki ülkede ekmek ve peynir gibi iki mal üretsin. Analizi kolaylaştırmak için üretim imkanları eğrilerin doğrusal olduğunu varsayalım. İki mal arasındaki değişimi fırsat maliyeti sabit ise bu durumda üretim imkanları eğrisi düz bir çizgi halini alacaktır. Şekilde Türkiye ve Fransa'nın üretim imkanları eğrisi yer almaktadır. Dış dünya ile bir bağlantı yoksa, yani dış ticaret aracılığıyla bu mallar değiş tokuşa konu olmuyorsa, üretim imkanları eğrisi her ülke için aynı zamanda tüketim imkanlarını gösterir. Yani ithalat olmadan hiçbir ülke ürettiğinden fazlasını tüketemez. Bu nedenle her iki ülke için önemli olan hangi çıktı miktarının seçileceğidir. Varsayalım ki Türkiye D noktasının Fransa'da I noktasını temsil ettiği çıktı bileşimlerini tercih etsin. Bu durumda Türkiye 40 birim ekmek ve 30 teneke peynir, Fransa'da 9 birim ekmek ve 24 teneke peynir üretir. Her iki ülkenin ekmek ve peynir üretimleri toplanırsa 49 birim ekmek ve 54 teneke peynir eder. Dış ticaret teorisinin kapsamı. Uluslararası ticaret teorisinin en önemli amacı ülkeler arasında cereyan eden mal ve hizmet alım satımlarının nedenlerini açıklamaktır. Dış ticaret teorisini ilgilendiren analizlerin yoğunlaştığı temel konular şunlardır. Aşırı basitleştirici varsayımlara dayalı olarak ülkelerin birbiriyle yapmakta olduğu ticaretin temellerini incelemek suretiyle dış ticaret kazançlarını tespit etmeye çalışmak, dış ticaretin bileşiminin nelerden ibaret olduğunu belirlemek, göreceli uluslararası fiyat ilişkilerinin bir başka tabirle karşılaştırmalı fiyatların nasıl belirlendiğini açıklamak olarak sayılabilir. Dış ticaret teorisinin çözmeye çalıştığı bazı sorular bulunmaktadır. Bunlar,
dış ticarete açılmak kapalı bir ekonomiye nispeten dışa açılan ülkelere hangi yararlar sağlar? Bir ülkenin dış ticaretinin birleşimi nasıl açıklanabilir? Ya da bir ülkenin hangi malları ihraç edeceği veya hangilerini ithal edeceğini belirleyen bir ölçü var mıdır? Bir diğer soru, bir ülkenin dünyaya sattığı ihraç mallarının fiyatları ile dünyadan satın aldığı ithal malların fiyatları oranı bir başka ifadeyle dış ticarette nispi fiyatlar nasıl oluşur şeklindedir. Bugün dünyada bağımsız biçimde var olan 200 civarındaki her ülkenin birbiriyle yapmış oldukları ticaretin nedenleri ve içeriğinin nelerden oluştuğu, neden bu ürünlerin ticaretinin yapılmakta olduğu gibi sorular dış ticaret teorisinin ana murgasını oluşturmaktadır. Dış ticaret, tarihsel ve kısa teorik arka plan. Dış ticareti açıklayan yaklaşımlar genel olarak merkantilizm adı verilen bir akım ile başlar. Dünya servetinin sabit olduğu ve biri kazanırken diğerinin mutlaka kaybedeceği şeklinde ortaya çıkan merkantilist düşünceye klasik iktisatçılardan ciddi eleştiriler gelmiştir. Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği kitabı yayınlandıktan sonra zenginlik ve servet konularında merkantilistler tarafından geliştirilmiş statik bakış açısı da kökünden değişime uğradı. Mutlak üstünlükler teorisi adı verilen Smith'in dış ticaret teorisine göre ithalat malı bir ülkenin mutlak bir maliyet dezavantajına sahip olduğu mallar olmalıdır. İhracat malı ise bir ülkenin mutlak bir maliyet avantajına sahip bulunduğu mallar için söz konusu olmalıdır. Dış ticaret teorisini etkisi günümüze kadar devam edecek şekilde biçimlendiren David Ricardo'dur. David Ricardo, dış ticareti açıklayan güçlü bir teori ortaya attı. Ricardo'nun bu teorisi karşılaştırmalı üstünlükler olarak adlandırıldı. Bu teoriye göre bir ülke her iki malın üretiminde de daha az etkin olsa bile karşılıklı ticaret her iki tarafa da fayda sağlayabilir. Ricardo'ya göre bir ülke tüm malların üretiminde mutlak olarak diğerlerinden üstün olsa bile dış ticaret yapması halinde daha yüksek kazanç sağlayabilir. Mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorileri üretim ve ticareti maliyet ekseninde ele aldığı için uluslararası iktisat literatüründe bu teoriler mutlak maliyetler ve karşılaştırmalı maliyetler olarak da adlandırılır. Ricardo modelindeki maliyet farklılıklarını açıklama çabası olarak ortaya çıkan ve 1930'larda geliştirilen Hechter-Oakley modeli, ülkeler arasındaki emek, emeğin nitelikleri, fiziki sermaye ve toprak farklarının dış ticaret kazançlarına neden olan etkinlik farklarının oluşturduğunu belirtecektir. Üretim faktörlerinin bolluğu veya kıtlığına bağlı olarak ülkelerde üretim maliyetlerinin değişebileceğine ilişkin bu model, faktör donatım modeli olarak da bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan dış ticareti farklı eksenlerde açıklayan modellere de yeni dış ticaret teorileri adı verilmiştir. Bölüm sonu testi. Dünyada 2015 verilerine göre dış ticaret akımlarına dahil olabilecek kaç bağımsız ülke bulunmaktadır? 2015 verilerine göre dünyada 196 tane bağımsız ülke bulunmaktadır. Bir diğer soru, bir ülkenin veri teknoloji ve tam çalışma koşulları altında sınırlı kaynaklarıyla üretebileceği mal bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir? Bu eğri üretim imkanları eğrisidir. İkinci bölüm, klasik dış ticaret teorileri, mutlak karşılaştırmalı üstünlükler ve faktör donatımı modeli. Merkantilizm ve uluslararası ticaret. 16 ile 18. yüzyıllar arasında geçerliliğini sürdürmüş olan merkantilist doktrine göre dünya serveti sabit kabul edilmişti. Bu varsayım nedeniyle dış ticaret yapan ülkelerin arasında daima bir çelişkinin var olduğu ileri sürülmüştür. Onlara göre ticaretten bir taraf karlı çıkarken diğer taraf aynı ölçüde zarara uğrayacaktır. Batı Avrupa ülkelerinde uygulanan bu ekonomi politikalarının tümü merkantilizm adını almıştır. Merkantilizm şu ilkeleri benimsemiştir. Bir devletin gücü ülkenin zenginliği ile artar, zenginlik ise kıymetli madenlerle ölçülür. Bir ülke ne kadar altın ve gümüşe sahipse o kadar zengindir. Dışarıya sanayi malları satılarak altın ve gümüş kazanmalı, nüfus artışı teşvik edilmeli, altın ve gümüşün ülkeden dışarıya çıkması yasaklanmalıdır. Sanayinin gelişmesi ve dış ticaret fazlası verilmesi için sanayi üretim teşvik edilmeli, krallar tarafından örnek işletmeler kurulmalı, yerli malı kullanımı teşvik edilmeli, ücretlerin yükselmesi önlenmeli ve deniz taşımacılığının geliştirici önlemler alınmalıdır. Merkantilist düşünce her yerde aynı şekilde algılanmamış ve zamanla değişime maruz kalmıştır. Örneğin 17. yüzyılda William Petty iş bölümünün yararlarını açıklayarak Adam Smith'in düşüncelerine öncülük etmiştir.
İspanya'da külçecilik şeklinde uygulanmış fiyat düzeyinin yükselmesine, ihracatın azalarak ithalatın artmasına sebep olmuş, çelişkili müdahale politikaları ile sanayi ve tarımın ilerlemesini engellemiştir. İngiltere'de ticaret ve deniz taşımacılığı geliştirilerek ülkeye altın ve gümüş girmesine yönelik bir politika izlenmişti. Cromwell tarafından çıkartılan deniz taşımacılığı kanunu, İngiliz merkantilizminin deniz taşımacılığına verdiği önemi göstermiştir. Liberalizm ve serbest dış ticaret düşüncesi. Adam Smith'in 1776'da yayınladığı Ulusların Zenginliği kitabında ileri sürdüğü görüşler, klasik liberal iktisat düşüncesinin temelini oluşturmuştur. Dış ticaret teorisinin temel varsayımları şunlardır. Dış ticaret teorisini açıklamaya dönük modelde iki ülke ve iki malın var olduğu varsayılarak ülkeler arasında yapılan ticarette para kullanılmaz. Malın malla değiştiği bu modelde tam rekabet koşullarının geçerli olduğu düşünülür. Hükümet kesimi model içerisinde yer almaz. Böylece gümrük vergileri, kotalar, miktar kısıtlamaları gibi tarife ve tarife dışı engeller bulunmamaktadır. Aynı şekilde taşımacılık giderlerinin sıfır olduğu kabul edilerek ekonominin tam istihdam koşullarında faaliyette olduğu varsayılır. David Ricardo'nun dış ticaret varsayımları şunlardır. Dünya iki malın üretimde aynı faktörü kullanan iki ülkeden ibarettir. Emek üretimde kullanılan tek girdidir. Her iki ülkede de teknolojik düzey sabittir. Piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir. Ülkeler arasında serbest ticaret kuralları geçerlidir ve ticaretin önünde herhangi bir engel yoktur. Taşımacılık maliyetleri de sıfırdır. Dış ticaret dengededir. Ülkeler arasında parasal akımlar yoktur şeklindedir. Mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler Smith ve Ricardo. Adam Smith tarafından ilk kez ortaya atılan mutlak üstünlükler teorisi, bir ülkenin aynı miktar kaynakla diğer ülkeler oranla bir maldan daha fazla üretebilme yeteneğine sahip olmasını ifade eder. Smith, merkantilistler ve fizyokratların ulusal zenginliğin kaynakları hakkındaki görüşlerini doğru bulmaz. Ona göre zenginliğin kaynağı ulusal emek olup, ulusal emek üretimi gereken malları bir ülkeye sağlar. Yerli veya ithal edilen mallar bu şekilde elde edilir. Adam Smith, ulusal iş bölümünün yararlarına benzer şekilde uluslararası iş bölümünün yararına da inanır ve dış ticareti mutlak üstünlüklerle izah eder. Ona göre her ülke diğer ülkelere göre daha düşük maliyetle ürettiği malların üretiminde uzmanlaşmalı, daha yüksek maliyetle ürettiği malları diğer ülkelerden satın almalıdır. Mutlak üstünlükler teorisi ülkelerin aynı miktar kaynaktan farklı miktarda üretim yapması durumuna atıfta bulunur. Bir ülke diğer bir ülke ile aynı miktar kaynağı kullanarak bir maldan daha fazla üretebiliyorsa o malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. David Ricardo ve serbest ticaret. David Ricardo bir ülkenin ticaret yaptığı ülkelere göre belli bir malı daha düşük fırsat maliyetlerinde üretebilme yeteneğine atıfta bulunur. Bir ülke her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahip olsa bile karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu malın üretiminde uzmanlaşmalı ve diğer malı ticaret ortağı olan ülkeden ithal etmelidir. Ricardo'nun döneminde dış ticaret üzerinde merkantilizmden kalan kısıtlamalar kaldırılmış ve liberalizm büyük ölçüde yerleşmiştir. Ona göre değeri meydana getiren faktör emek olup bir malın değeri o malın üretimi için gerekli emek miktarına göre belirlenir. Ricardo uluslararası mübadeleyi nispi maliyetler arasındaki farka dayalı olarak açıklamıştır. Bunun için iki ülke ve iki mal olduğunu varsaymıştır. Bu malların iki ülkede iş saatiyle gösterilen maliyetlerdeki nispi farklarına bağlı olarak iki ülke arasında ortaya çıkabilecek ticaretin yararlarını açıklamaya çalışmıştır. Ricardo modelinin bazı eksiklikleri şunlardır. Karşılaştırmalı üstünlükler modelinin en fazla eleştirildiği yönü emek değer teorisine dayanması olmuştur. Teori, iş gücünü ülke içindeki tam hareketli, ülkeler arasında tam hareketsiz olması varsayımına dayalı olarak öne sürüldüğü için de kritiğe maruz kalmıştır. Buna göre gerçek dünyada emek böyle bir hareketsizlik özelliğine sahip değildir. Ricardo'nun teorisi talep koşullarını veri kabul eden arz yönlü bir yaklaşım içermektedir. Üretim imkanları eğrisinin doğrusal ve negatif bir eğime sahip olmasından anlaşılacağı gibi model sabit maliyetlere ve dolayısıyla tam uzmanlaşmaya dayanmaktadır. Statik bir model olması ve üretimin aşamalara ayrılması yönüyle de eleştiriye maruz kalmıştır. Fırsat maliyeti ve dış ticaret neoklasik katkılar. Neoklasik iktisatçılar Walras, Pareto ve Marshall gibi emek maliyeti yerine tüm faktörleri kapsayan fırsat maliyeti kavramını koyarak karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin bu eksiğini gidermişlerdi. Bu yaklaşıma göre bir malın fırsat maliyeti o malın üretimi için vazgeçilen bütün üretim faktörlerinin toplam maliyetine eşittir. Dış ticaret analizlerine fırsat maliyetleri
üretim imkanları eğrisi ya da dönüşüm eğrisi olarak adlandırılan çok bilindik eğriler aracılığıyla gösterilir. Bu eğriler bir ülkenin verir teknoloji ve üretim faktörleri varsayımı altında üretebileceği maksimum mal ve hizmet miktarını gösterir. Bu araçları kullanarak bir ülkenin tam istihdam koşulları altında iki farklı maldan üretebileceği alternatif bileşimler gösterilebilir. Üretim maliyeti 3 farklı boyutta değerlendirilir. Üretim faktörlerinin birbiri yerine tam ikame edilebilir olmaları ya da iki malın üretiminde sabit oranda kullanılmaları ile bir faktörün bütün birimlerinin homojen olduğunu varsayar. Sabit fırsat maliyetlerinin doğal sonucu üretimde tam uzmanlaşma adı verilen durumdur. Üretim değiştikçe maliyetler artıyorsa üretimde artan maliyetler söz konusudur. Buna göre üretim faktörleri tüm malların üretimde sabit oranda kullanılmayabilir, bir faktörün bütün birimleri homojen değildir. Bu tür bir maliyet varsayımının sonucu genellikle üretimde eksik uzmanlaşma adı verilen durumdur. Eksik uzmanlaşmanın nedeni üretimde meydana gelen artış sonrasında içeride üretim maliyetlerinin giderek artması ve bir noktaya geldiği zaman dünya fiyatlarına eşitlenmesidir. Üretim artarken maliyetlerde azalma söz konusu olduğunda ortaya çıkan duruma azalan maliyetler denir. Bu tür maliyetlerde aktarılan her kaynağın üretimde sağladığı artış bir öncekinden fazladır. Verimlilikte meydana gelen bu artış içsel ve dışsal tasarruflar ya da pozitif ölçek ekonomileriyle açıklanabilir. Faktör donatım modeli. Hechter-Ochlin modeli olarak tanımlanan faktör donatımı teorisi, karşılaştırmalı üstünlükler kuramında emeğin yanına sermayeyi de dahil ederek modelin eksik kısımlarını gidermeye çalışmıştır. Faktör donatım modeli, Ricardo kuramı gibi ülkelerin ucuza ürettiği mallarda uzmanlaşıp ihraç etmesini, pahalıya ürettiği malı ise ithal etmesini öngörür. Buna ek olarak bir malı ucuza üretmenin sadece emeğin değil sermayenin de bol olmasına bağlı olduğunu ileri sürer. Bu teoriye göre bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Hechter-Ochlin modelinden 4 farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki faktör donatımı teorisidir. Bu teoriye göre her ülke zengin olarak sahip olduğu faktörün yoğun biçimde kullanılarak üretildiği mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olur ve bu malları ihraç eder. Daha az sahip olduğu faktörün yoğun olarak kullanılıp üretildiği mallara ise ithal eder. İkincisi faktör fiyatları eşitliği teoremidir. Bu teoreme göre serbest ticaret ülkeler arasındaki faktör fiyatlarını eşitlediği için uluslararası faktör hareketliliği ile aynı etkiye sahiptir. Teoremde serbest ticaret yoluyla ülkeler arası faktör fiyatları eşitliğinin sağlanacağı ispat edilmeye çalışılır. Üçüncüsü Stolberg-Samuelson gelir dağılımı teoremidir. Bu teorem ise serbest ticaretin ihracat endüstrilerinde yoğun kullanılan faktör lehine, korumacılığın ise ithalata rakip endüstride yoğun kullanılan faktörün lehine sonuç doğuracağını iddia etmektedir. Sonuncusu Rybczynski teoremidir. Rybczynski teoremi ekonomide işsizliğin olmadığı bir durumda faktörlerin birinin miktarı artarsa üretilen ürün miktarında bundan nasıl etkileneceğini inceler. Bir malın maliyetinin bu mal için harcanan emek miktarıyla ölçülebileceği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Emek değer teorisiyle ifade edilebilir. David Ricardo'ya göre uluslararası ticarette denge ticaret hadlerinin sınırları hangisiyle belirlenir? Bunun cevabı yurt içi üretim maliyetleri oranı ile belirlenebilir. Üçüncü bölüm dış ticarette talep faktörü ve genel denge. Karşılıklı talep kanunu milin katkısı. Karşılaştırmalı üstünlükler arz eksenli bir zeminde ele alınmışken mil, karşılıklı talep kanunu kavramını gelecek talebi de denkleme dahil etmiştir. Buna göre iki ülke ve iki mallı modelde ülkelerin birbirlerinin mallarına duydukları karşılıklı talebin şiddeti, talep esnekliği ve ülkelerin pazarlık gücüne bağlı olarak bu mallar arasındaki ticaret hadleri belirlenmektedir. Dış ticarette ülkelerin talep koşullarına yer verilmedikçe şu hususlar belirsizdir. Dönüşüm veya üretim imkanları eğrisi üzerindeki dış ticaret denge noktaları, uluslararası denge fiyat oranı veya dış ticaret hadleri, dış ticaret sonrası tüketim ve üretim noktaları. İhraç mallarının ithal malları ile değişim oranına dış ticaret hadleri adı verilir. Ricardo'ya göre ülkelerin yurt içi üretim maliyetleri oranı uluslararası ticarette denge ticaret hadlerinin sınırlarını belirler. Ancak Ricardo modeline dayanarak dış ticaret hadlerinin hangi noktada oluşacağını belirleme imkanı yoktur. Çünkü dış ticaret hadlerinin belirlenmesi için arz yanında talep koşullarına da ihtiyaç vardır. Teklif eğrileri analizi Marshall'ın yaklaşımı.
Mill tarafından geliştirilen karşılıklı talep kanunu Alfred Marshall'ın geometrik olarak gösterdiği teklif eğrileri yardımıyla açıklanmıştır. Buna göre bir teklif eğrisi şu üç durumu aynı anda gösterir. Bir ülkenin diğer bir ülkeye teklif ettiği ihraç malını, bir ülkenin diğer ülkeden talep ettiği ithal malını ve bu iki malın değişim oranını gösterir. Özellikle iki malın birbiri cinsinden fiyatı olan dış ticaret hadlerinin bu yaklaşımla belirlenmesi önemli bir katkıdır. Bunu belirlemek için yapılan analize göre bir ülkenin belli bir miktar ithal malı karşılığında önerdiği ihraç malı tutarına teklif adı verilir. Teklif eğrisi ithal edilecek mal birimleri bir birim artırılırken ülkenin kendi malından önereceği miktar gösteren bir eğridir. Toplumsal farksızlık eğrileri ile analiz. Tipik bir tüketicinin herhangi iki maldan tüketmiş olduğu farklı tüketim bileşimlerinin geometrik yeri olan tüketici farksızlık eğrileri bir tüketiciye aynı faydayı sağlayan noktalardan ibarettir. Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek faydayı temsil eder. İlk soru, klasik iktisatçılardan dış ticareti talep koşullarına ilk kez yer veren kimdir? Talebe ilk kez yer veren John Stuart Mill'dir. Bir diğer soru, bir tüketicinin iki malın değişik bileşimlerinden elde edeceği aynı fayda düzeylerini temsil eden eğrilere ne ad verilir? Bu eğri farksızlık eğrisidir. Dördüncü bölüm, dış ticareti açıklayan yeni yaklaşımlar. Dış ticareti açıklayan yeni yaklaşımlardan ilki mevcudiyet teorisidir. Kravis gayet basitçe anlaşılabilecek bir şekilde dış ticaretin ülke içinde var olmayan mallara yöneldiğini belirterek dış ticareti bu eksende açıklamıştır. Dış dünyada ihracat sanayilerindeki arz esnekliklerinin ithalata ikame eden sanayinin arz esnekliğinden yüksek olması dış ticaretin nedenidir. Faktörlerin nispi bolluğu da önemlidir ama doğal kaynakların fazla olması ülkeler arasında dış ticaretin oluşmasının başlıca nedenidir. İkincisi kanal teorisidir. Bu yaklaşıma göre ticaret altı durumda bulunan kaynaklar için bir kanal görevi ifa eder ve altın kaynakların üretime dahil olmasına neden olur. Buna bağlı olarak ülke dış talebe bağlı olarak altın kaynaklarını üretime sevk ederek uzmanlaşır. Ricardo teorisine benzer şekilde sabit maliyetler varsayımı benimsendiği için ülke tam uzmanlaşmaya gidebilir. Üçüncüsü nitelikli iş gücü teorisidir. Nitelikli iş gücü teorisine göre dış ticaret sadece emek ve sermaye faktörlerindeki farklılıklara göre değil, aynı zamanda ülkelerdeki nitelikli emek donanımı açısından ortaya çıkan farklılıklara göre de açıklanabilir. Buna göre sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bölümü nitelikli iş gücü farklılıkları aracılığıyla açıklanabilir. Belirli mesleki donanım veya nitelikli iş gücü bakımından zengin ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu nitelikli iş gücünü gerektiren mallarda uzmanlaşırlar. Bu teoriyi ortaya atan Kissing, sonradan nitelikli emeği Ar-Ge harcamalarını da içerecek şekilde genişletmişti. Kissing, faktör donatım modelinden farklı olarak doğal kaynak, sermaye ve nitelikli iş gücü ile niteliksiz iş gücü gibi faktörlerin hareketliliğine ilişkin farklılıklar olduğunu varsaymıştı. Faktör donatım modelinde var olan ülkeler arası faktör hareketliliğinin bulunmaması varsayımına karşılık Kissing, modeli sermaye ve nitelikli niteliksiz emeği hareketli varsaymaktadır. Dördüncüsü de teknolojik açık teorisidir. Posner ticaretin belirleyicisi olarak teknolojik değişme gibi dinamik faktörleri ele alarak teknoloji açığı teorisini ileri sürmüştür. Bu hipoteze göre yeni ürün veya yeni sistem geliştiren sanayileşmiş ülkeler bu malların ilk ihracatçısıdır. Zamanla teknoloji taklit veya değişik yollarla öteki ülkelerin eline geçtikten sonra o ülkeler emeğin ucuzluğu veya doğal kaynak üstünlükleriyle malı ilk icatçısı ülkelerden ucuza üretirler. Böylece mal az gelişmiş ülkeler tarafından ihraç olunmaya başlar. Malı ilk icat edenler ise artık üretiminde rekabet edemedikleri bu malı ithal ederler. Posner'e göre teknoloji açığı hipotezi icat ve yenilik sürecinin temelde benzer faktör donatımları ve tercihlere sahip ülkeler arasında ticaret arttırmasına dayanır. Bu yaklaşım ticaretin belirleyicisi olarak teknolojik değişimi merkeze alarak teoriye dinamizm kazandırmasına rağmen teknoloji açığının neden ortaya çıktığını ve hangi ölçekte bir büyüklüğe sahip olduğunu açıklayamamıştır. Vernon'un geliştirdiği ürün dönemleri teorisi bu eksiklikleri gidermeye çalışmıştır. Beşincisi de ürün dönemleri teorisidir. Teknolojik açık hipotezinin geliştirilmiş şekli olan ürün dönemleri teorisi, teknoloji üreten ülkeleri sermaye ve nitelikli emek gerektiren ürünleri üretip, ihraç ederek üstünlük sağladıklarına vurgu yapar. Teknolojik yenilik ve ürün geliştirmeyi sanayileşmiş ülkeler yapabilir. Hipoteze göre dış ticaret şu aşamalardan geçer.
Birinci aşamada yeni malın iç piyasaya yönelik küçük miktarda üretimi olur. İkinci aşamada ürün olgunlaşır ve ihracata başlanır. Üçüncü aşamada malın üretim teknolojisi standartlaşırken yenilikçi firma başka ülkelere lisans verir ve maliyeti düşürmek için diğer ülkelere üretimi kaydırır. Dördüncü aşamada lisansı alan düşük maliyetli yeni üreticiler ihracat piyasalarını ele geçirir ve yenilikçi ülkenin ihracatı azalır. Yenilikçi ülkenin iç piyasayı talebi yerli üretim yerine ithalata karşılanmaya başlayınca beşinci aşamaya geçilir. Artık teknoloji dünyaya yayılmış ve lisanslar sona ermiştir. Yerli endüstri iç ve dış piyasaları kaybettikçe yurt içi üretim hızla düşer. Sonunda yenilikçi ülke iç piyasada bile devre dışı kalınca ürün dönemleri tamamlanmış olur. Ürün dönemleri teorisi sanayi malları ticaretinin dinamik karşılaştırmalı üstünlükler ile açıklamasına rağmen teknoloji ve üretimin küreselleşmesine paralel olarak geçerliliği tartışılan bir teori haline gelmiştir. Altıncısı tercihlerde benzerlik hipotezidir. Bu teori farklılaşmış sanayi ürünleri ticaretini konu alır. 1961'de Linder tarafından ileri sürülen bu hipotez dış ticaret teorisinde talep olgusuna yapılmış ilk temaslardandır. Linder teorisi tamamen arz faktörlerine bağlı olan faktör donatım teoreminin yerini almıştır. Tercihlerde benzerlik teorisinin işleyiş mekanizması şöyledir. Sanayi ürünleri ticareti özellikle benzer tercihlere ve gelir düzeyine sahip ülkeler arasında yoğunlaşır. Yani zevkleri benzeyen ülkeler arasında daha canlı ticari ilişkiler kurulur. Bu anlamda teori farklılaşmış malların, zevklerin ve ölçek ekonomilerinin önemli olduğu sanayi ürünleri ticaretini açıklamaktadır. Talep veya tercihlerin benzerliğini ölçmede kişi başına gelir düzeyi kullanılır. Çünkü talep kişi başına gelire bağlıdır ve kişi başına gelir düzeyleri yakın ülkelerin talepleri de benzerdir. Bu ilişkiden dolayı bu teoriye gelir teorisi ve taleplerin çakışması teorisi de denir. Yedincisi de ölçek ekonomileridir. Ölçek ekonomileri teorisi geniş iç piyasaya sahip ülkelerin ölçek ekonomileri ve azalan maliyetler avantajına sahip olduğunu iddia eder. Bu ülkeler ölçek ekonomilerinin etkili olduğu malları ihraç ederek diğer malları ithal eder. Halber, Ohlin ve Drese tarafından geliştirilen teoriye göre bazı endüstrilerde ölçek ekonomisi sağlayacak şekilde firmalar büyütülüp maliyetleri düşürülerek dış piyasalarda üstünlük sağlanır. Ölçek ekonomilerinin sağlayacağı içsel ve dışsal tasarruflar ülkelere bu endüstrilerde uzmanlaşma için güçlü bir teşvik sağlar. Böylece ülke iç piyasada çok sayıdaki maldan azar miktarda üretmek yerine ölçek ekonomilerine sahip birkaç sanayide uzmanlaşır ve talep ettiği diğer malları dışarıdan ithal eder. Böylece ölçek ekonomileri sonucu maliyetler düşer, üretim ve tercihler açısından benzer ülkeler arasında bile kârlı dış ticaret koşulları ortaya çıkar. Bazı mallarda ortalama üretim ölçeği arttıkça üretim maliyetleri düşme eğilimi gösterir. Ölçeğe göre azalan maliyetler veya ölçeğe göre artan getiri adı verilen bu durum, içsel ölçek ekonomileri gibi firmanın kendi faaliyetlerinden dolayı maliyetin düşmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Dışsal ölçek ekonomileri ise firmanın bağlı olduğu sanayide üretim hacminin artmasına paralel olarak ortalama maliyetlerin azalması durumunu ifade eder. Sekizincisi monopollü rekabet teorisidir. Bu model gerçekçi varsayımlara dayalı olduğu için ölçeğe göre artan verimler monopollü rekabet piyasaları ürün farklılaştırması ekseninde teknolojik değişime dikkat çekmektedir. Üretim faktörleri ülkeler arasında hareketli varsayılarak taşıma giderleri de modele dahil edilmektedir. Teori Bertrand'ın geliştirmiş olduğu fiyat rekabeti ve ürün farklılaştırmasına dayalıdır. Bertrand modelinde fiyat rekabeti içerisindeki her bir firma diğer firmaların fiyatlarını veri kabul ederek kârı maksimize eden bir fiyat düzeyi belirler. Buna ilaveten mevcut veya potansiyel firmaların üretmiş olduğu malların tam ikamesi olmayacak şekilde ürün farklılaştırması yapar. Bu farklılaştırma ile birlikte ölçeğe göre artan getiri halinin ortaya çıkması sonucunda tekelci bir firma gibi davranabilir. Tekelci bir firma gibi hareket etmeye neden olan ürün farklılaştırması bu modeli ortaya çıkarır. Dokuzuncusu da endüstri içi ticaret hipotezidir. Monopolcu rekabet endüstri içi ticareti açıklamaya yönelik olarak geliştirilmiş bir teoridir. Endüstriler arası ticaret farklı sanayi dallarında üretilen farklı ürünlerin ticaretini konu alırken endüstri içi ticaret aynı sanayi dalında üretilen farklılaştırılmış ürünlerin ticaretine konu edilir. Grubel ve Lloyd benzer gelişme düzeylerine sahip ülkeler arasındaki endüstri içi ticareti incelemiştir. Endüstriler arası ticaretten doğan kazançlar mübadele ve uzmanlaşmadan kaynaklanmasına rağmen endüstri içi ticaretten elde edilen kazançlar mübadele ve uzmanlaşma yanında dış ticaret sonucu artan ürün çeşitlenmesine meydana gelmektedir. Bu alanda Krugman ve Balassa önemli çalışmalar yapmıştır.
Balasta tarifelerin endüstri içi ticareti, endüstri arası ticaretten daha çok etkilemesinin genelde ticareti liberalleştirme ve özellikle ekonomik entegrasyon durumunda ortaya çıkacağını ileri sürmektedir. 10.sü da stratejik dış ticaret politikalarıdır. Tam rekabet ve ölçüye göre sabit getiriye dayanan geleneksel ticaret teorilerinden farklı olarak stratejik ticaret politikası, eksik rekabet, ölçüye göre artan getiri ve firmalar arası etkileşim gibi gerçeğe daha yakın varsayımlara dayanır. Bu yaklaşıma göre ölçek ekonomileri halinde bir avuç firma anlaşma eğilimine girerek tekelci fiyatlara doğru yönelir ve tüketici refahını azaltır. Buna rağmen yüksek kârlar uzun dönemde yeni firmaların piyasaya girmesini teşvik eder. Yeni firmalar piyasaya girdikçe firmaların üretim ölçekleri azalır ve ortalama maliyetler artarak aşırı kâr ortadan kaldırır. Dolayısıyla korumacılık uzun dönemde etkin olmayan, ölçekte üretim yapan küçük firma sayısının artmasına neden olur. Son olarak da rekabetçi üstünlükler teorisi. Porter yaptığı çalışmalarda bazı ülkelerin neden belirli endüstrilerde rekabetçi üstünlüklere sahip olabildiklerini ve diğer ülkelerin bu üstünlüklere sahip olamadıklarını analiz etmişti. Analizlerini yaparken klasik ve yeni dış ticaret teorilerinden cevaplayamadığı sorular temelinde rekabetçi üstünlükler teorisini ortaya atmıştır. Teorinin uygulanabilirliğini kolaylaştıran elmas modeli firma, endüstri ve ülke düzeyindeki rekabetçi üstünlüklerin açıklanmasında kullanılır. Elmas modeline göre belirli bir bölgenin rekabetçi üstünlüklerini belirleyen ve birbiriyle bağlantılı 4 unsur vardır. Bu unsurlardan ilki faktör koşulları, ikincisi talep koşulları, üçüncüsü ilgili ve destekleyici sanayiler, sonuncusu firma yapısı, stratejisi ve rekabet olarak belirtilebilir. Şans ve hükümetin rolü faktörler ise söz konusu 4 faktörü etkiler. Bölüm sonu testi. Ölçek ekonomisi için hangisi söylenemez? D şıkkı, üretim arttıkça maliyetler de artar. Sorulardan bir diğeri de teknoloji açığı hipotezi hangi iktisatçı tarafından geliştirilmiştir? Bu teori Pochner tarafından geliştirilmiştir. 5. bölüm, dış ticaret politikası ve sanayileşme stratejileri. Serbest ticaret politikaları, dış ticaret politikalarının amaçları şu şekildedir. Dış ticaret açıklarının azaltılması, yerli endüstrilerin dış rekabete karşı korunması, kalkınma ve sanayileşmeye katkı sağlamak, piyasa aksaklıklarının giderilmesi, gümrük vergileri aracılığı ile hazineye gelir sağlamak ve dış politika amaçlarını gerçekleştirmek şeklinde sayılabilir. Bu amaçlara ulaşmak için hükümetler gümrük tarifeleri başta olmak üzere tarife dışı araçları yanı sıra ihracat teşvikleri gibi araçları da kullanabilirler. Serbest ticaret karşıtı argümanlar şunlardır. Güvenlik endişeleri, anti-dumping, genç endüstriler, ihracat destekleri, istihdamı koruma. Dış ticarette korumacılık araçları şunlardır. Bunlardan ilki tarifeler yani gümrük vergileri. İthal mallara ülkeye girişte gümrük sınır noktalarında uygulanan özel vergilere tarife denir. Gümrük tarifelerin en önemli etkisi, yerli üretimin artmasını ve tüketimini cazip hale getirmesidir. Bunlardan ilki kotalardır. Kota belli bir zamanda bir malın ithal edilecek miktarı üzerine konulan bir sınırdır. Bütün ithalata yönelik kota söz konusuysa buna global kota, malın ithalatçılara dağılımı mevzu bahisse tahsisli kotadan söz edilebilir. Kota ithalat yoluyla ülkeye bir malın girişini kısıtladığı için gümrük tarifelerinde olduğu gibi ithal mallara yerli tüketicilerin ödeyeceği fiyatı arttırır. Üçüncüsü de ithalat ihracat yasakları yani ambargo. Uluslararası ticarete kısıtlama getirmenin en kesin biçimi ticarette tamamen yasaklamadır. Bunun yolu bir ülkenin ihracat veya ithalat veya her ikisine birden ambargo uygulamasıdır. Sonuncusu gönüllü ihracat kısıtlamalarıdır. Gönüllü ihracat kısıtlamaları kotaların değişik bir biçimidir. Bu uygulamada hükümet ithalata tarife veya ithal mallarına kota uygulamak yerine yabancı üreticilerden ülkesine olan ihracatı sınırlamasını ister. Bu uygulamalara gönüllü ihracat kısıtlamaları anlaşması da denir. Sanayileşme stratejileri ve korumacılık, ithal ikameci sanayileşme stratejisi. İthal ikameci sanayileşme stratejisinde yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi yoluyla sanayileşmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda kullanılan araçlar çoğunlukla kur politikaları, gümrük tarifeleri, ithalat, kota ve yasaklarıdır. İthal ikameci stratejinin iç piyasada üretim gerçekleştirerek sanayileşmeyi sağlama, yeni istihdam alanları yaratma,
ticaret hatlerinin ülke aleyhine genişlemesini engelleme ve döviz tasarrufu sağlama gibi amaçları bulunmaktadır. İhracata dönük sanayileşme stratejisini benimseyen ülkeler, karşılaştırmalı üstünlük modeli çerçevesinde dış ticaretlerini gerçekleştirmekle birlikte ihracatta zorlandıkları ürünleri ihraç edebilmek veya stratejik dış ticaret politikası çerçevesinde ihracat teşviklerini yoğun biçimde kullanmaktadırlar. Bölüm sonu testi. Soru 1. Sadece ithal edilecek mal hacminin belirlendiği kota türü nedir? Bu kota türü global kotadır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifeleri ile koruma yapılmasının amaçlarından biri değildir? Yurt içi talebi arttırmak bu amaçlardan biri değildir. 6. Bölüm Dış Ticaret ve Büyüme Kalkınma İlişkisi. Dış ticaret ve iktisadi büyüme. Büyüme ile dış ticaret arasında iktisadi büyümenin kaynaklarına göre şekillenen yansız büyüme, dış ticareti artırıcı yönlü büyüme ve dış ticareti azaltıcı yönlü büyüme ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilkini açıklayalım. Yansız büyüme, üretim ve dış ticaret kalıplarını değiştirmemektedir. Bu durumda üretim olanakları ise dışa doğru aynı oranda kayarken emek sermaye oranı aynı kalmaktadır. Üretim faktörleri arzındaki artış, sektörlerde büyüme öncesi var olan üretim kalıplarını değiştirmemektedir. Bu bağlamda üretimin gelişme yolu, tüketim kalıpları ve dış ticaret kalıbı değişmemekte, ithal ikamesi oluşmamaktadır. Bir diğeri de dış ticareti artırıcı yönlü büyümedir. Dış ticareti artırıcı yönlü büyüme, yansız büyümeden farklı olarak bir ekonominin daha fazla ihracata ve ithalata katılması biçiminde kendini gösterir. Bu çerçevede, özellikle ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğüne uygun biçimde ihracat konusu malların üretimini artırıcı bir büyüme ve ülkenin ithalatının da artması dış ticaret hacmini yansız büyümeye oranla daha fazla arttırmaktadır. Sonuncusu da dış ticareti azaltıcı yönlü büyümedir. Dış ticareti azaltıcı yönlü büyüme, üretim faktörleri arzındaki artışın ülkede kıt olan faktörün kullanıldığı mallarda artmasıdır. Dış ticareti azaltıcı yönlü büyüme esasında bilinçli veya bilinçsiz biçimde ülkede daha önce ithal edilen malın ithal ikamesinin sağlanmasıdır. Büyüme ve dış ticaret hatları ilişkisi. Büyümenin kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkan yansız dış ticaret arttırıcı veya azaltıcı yönlü büyüme tiplerinin gerek dış ticaret hacmi ve gerekse göreceli uluslararası fiyatlar üzerinde ülke ekonomisi etkisi bulunmaktadır. Büyüme sonrası artan veya azalan dış ticaret hacmi ile dış ticaret hatları gelişmeleri arasındaki ilişki teklif verileri analizi ile çok daha kolay gösterilebilmektedir. Bölüm sonu testi. Soru 1. Yansız teknolojik gelişme ülkenin ihracat sektöründe ortaya çıkarsa aşağıdakilerden hangisi görülebilir? Dış ticareti artırıcı büyüme görülür. Yedinci bölüm, küreselleşme, bölgeselleşme, iktisadi işbirliği ve kalkınma örgütü ve Avrupa Birliği. Küreselleşme, tarihsel ve kurumsal arka plan. Küreselleşmenin tarihsel süreci şöyle ele alınabilir. İlk küreselleşme dönemi 1870-1914 arasında yaşanmıştır. Ulusçuluğa geri dönüş 1914-1945 arasında geçen dönemdir. İkinci küreselleşme dönemi 1945-1980 dönemini ifade etmektedir. Yeni küreselleşme dönemi 1980'den günümüze gelen dönemdir. Birinci küreselleşme dalgası 1870'te başlayıp 1914'e kadar sürmüştür. Bu dönemde denizcilik ve tren yolu ulaşımının önemli ölçüde geliştiği, telgrafın icadıyla dış ticaretin arttığı görülmüştür. 1914-1945 döneminde küreselleşme yavaşlamıştır. 1929 dünya buhranının bu yavaşlamada önemli etkisi olmuştur. Bunalımın etkisiyle ülkeler sıkı koruma yöntemlerine başvurarak tarifi ve kotaları yükseltmiş ve dünya dış ticaret hacmi önemli oranda durmuştur. 1944'te Bretton Woods Konferansı'nda Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın kurulması bu anlamda önemli gelişmeler olmuştur. 1948'de yürürlüğe giren ve dünya ticaretini serbestleştirme amacı taşıyan GATT Anlaşması, Uruguay görüşmeleri sonucunda 1995'te Dünya Ticaret Örgütü adı altında kurumsallaştı. 1945-1975 döneminde dünyanın coğrafi mekan olarak önemli bir bölümü serbest piyasa ilişkilerine açılmıştır.
1970'lerin başında Bretton Woods sisteminin yıkılması ve dünya petrol krizinin etkisiyle konjonktür yön değiştirmişti. Buna rağmen 1945-1975 döneminde küreselleşme adına gelişmekte olan ülkelerde bile önemli yapısal değişim yaşanmıştı. Bu dönüşümün dinamikleri şunlardı. 1945'te başlayan sömürgeciliğin sona ermesi süreciyle birlikte serbest pazar alanının genişlemesi, Avrupa ülkelerinin önce ortak pazar kurarak sonra Avrupa ekonomik topluluğuna dönüşmesi, çok uluslu şirketlerin sayıca artmasına bağlı olarak küresel ekonomi içindeki etkinliklerinin büyümesi, Japonya'nın öncü rolünün belirginleşmeye başlaması. 1980'lere gelindiğinde dünyada neoliberal politikalara bağlı özelleştirme, finansal serbestleşme, piyasa ekonomisi ve dış ticaretin liberalizasyonu kavramları sıkça gündeme gelmişti. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış borç sorunları dünya finans piyasalarını tehdit edecek boyuta ulaşmıştı. Bu küreselleşme döneminin temel özellikleri şunlardır. Birçok gelişmekte olan ülkenin küresel piyasaya dahil olması, bazı gelişmekte olan ülkelerin artan fakirlik sorunu ile karşılaşmaları, uluslararası sermaye hareketleri ve göçlerin artması, uluslararası uzmanlaşma ve üretimde iş bölümünün artmasıdır. Bölgeselleşme. Küreselleşme, GATT'ın öngördüğü çok taraflı müzakerelerle üye devletlerin gümrük tarifelerini indirmesi esasına dayanırken, bölgeselleşme genellikle belli bir coğrafyadaki devletlerin birleşerek bölgelerinde ticareti serbestleştirme girişimlerine dayalıdır. En yaygın bölgeselleşme ve bölgesel entegrasyon türleri serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birlikleridir. Bölgeselleşmenin aşamaları şunlardır. Bunlardan ilki tercihli ticaret anlaşmalarıdır. Ekonomik entegrasyon hareketlerinin başlangıcını ticaret anlaşmaları oluşturur. Üye ülkeler karşılıklı veya tek taraflı olarak belirli mallar üzerinde gümrük indiriminde bulunurlar. İkincisi serbest ticaret bölgesidir. Bu kapsamdaki ülkeler kendi aralarındaki ticarette gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarını kaldırırlar. Bölge dışındaki ülkelere karşı her ülke kendi dış ticaret politikasını ve vergi oranlarını uygular. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi serbest ticaret bölgesine örnek gösterilebilir. Üçüncüsü de gümrük birliğidir. Birliğe dahil üyeler arasındaki ticarette uygulanan gümrük vergilerinin ve eş etkili diğer vergileri tamamen kaldırıldığı, birliğe dahil olmayan ülkelerden yapılan ithalata tek ve ortak bir tarifenin uygulandığı ve üçüncü ülkelerden gelen mallardan alınan vergilerin üyeler arasında paylaşıldığı bir birliktir. Dördüncüsü ortak pazar. Ortak pazar gümrük birliğinin özelliklerini taşıması yanında sermaye ve emek gibi üretim faktörlerinin serbest dolaşımı ve belli başlı alanlarda ortak politikaların saptanmasını da içermektedir. Sonuncusu ekonomik ve parasal birliktir. Ekonomik birleşme türlerinin en ileri safhası olan ekonomik ve parasal birlikte ortak pazar gibi ekonomik entegrasyonun özelliklerini taşıması yanında ekonomik, parasal ve sosyal politikalar ile ilgili kurumlara tek elden yönetilmesini de kapsamaktadır. 1991 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması çerçevesinde alınan kararlarla ekonomik ve parasal birlik süreci başlatılmıştır. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden inşası amacıyla ABD'nin 1947-1957 arasında sağladığı Marshall yardımlarının dağıtılmasının koordinasyonu için 1948'de Batı Avrupa ülkeleri ve Türkiye dahil 18 ülkenin üye olduğu Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü yerine ABD öncülüğünde 1961'de kurulmuştur. Sözleşmesi 14 Aralık 1960'da imzalanan OECD faaliyetlerine 30 Eylül 1961'de başlamıştır. OECD'nin günümüzde 34 üyesi vardır. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün amacı, üye ülkelerin ekonomilerin güçlenmesini desteklemek, ekonomik etkinliği arttırmak, piyasa mekanizmasını ve serbest ticaretin gelişmesini sağlamaktır. Avrupa Birliği, 25 Mart 1957'de 6 Batı Avrupa Devleti, Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından Roma Anlaşması ile temellerini oluşturmuştur. 1958'de yürürlüğe giren anlaşma ile ülkeler Avrupa Ekonomik Topluluğu haline gelen ortak pazarı kurmuşlardır. Bu haliyle tüm ekonomik faaliyetlerin bütünleşmesini hedef alan bir entegrasyon modeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu 1967 yılında yürürlüğe giren Birleşme Anlaşması ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerji Toplulukları ile tek çatı altında toplanmış ve Avrupa Toplulukları adını almıştır. Bretton Woods sisteminin 1970'li yılların başlarında çökmesi, o yıllarda ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler de
Avrupa'da bir ekonomik ve parasal birlik oluşturma düşüncelerinin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. 1990 yılında Maastricht Anlaşması ekonomik birlik siyasi birliğe doğru evrilmişti. Avrupa Birliği'nin 28 üyesi bulunmaktadır. Bölüm sonu testi. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir? Norveç Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden biri değildir. İkinci soru, aşağıdaki ülkelerden hangisi OECD üyesi değildir? Cevap Rusya. 8. bölüm, ticaretin serbestleştirilmesi, GATT'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne. GATT ve çok taraflı ticaret müzakereleri. GATT çerçevesinde yapılan 8 çok taraflı ticaret müzakereleri, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi yönünde önemli kazanımlar sağlamıştır. GATT'ın bir kurumsal yapıya dönüşmesi yaklaşık 50 yılı bulmuş ve 1994'te imzalanan Uruguay Round müzakereleri sonrası Dünya Ticaret Örgütü oluşturulmuştu. GATT'ın amaç ve ilkeleri şu şekildedir. Genel amaçları üyelerin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacak biçimde uluslararası üretim ve ticaretin istikrarlı biçimde artmasını sağlamak ve üyelerin refah düzeylerini ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Özel amacı ise tarifeleri azaltmak ve diğer dış ticaret daraltıcı engelleri kaldırarak dünya dış ticaretinin liberalleşmesini sağlamaktır. GATT'ın bu amaçlarını gerçekleştirmek için benimsediği ilkeler 4 kural şeklindedir. Bunlardan ilki en çok kayrılan ülke kuralıdır. İkincisi ulusal işlem kuralı. Üçüncüsü koruma aracı olarak gümrük tarifelerin kullanılması kuralı. Sonuncusu da dış ticaret kısıtlamalarını tedricen azaltma kuralıdır. GATT anlaşmasını imzalayan ülke sayısı zamanla artmıştır. Başlangıçta üye sayısı 23 iken 1994 sonunda 128 olmuştur. GATT'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüştüğü 1995 sonrası üye sayısı hızla artmış ve 2016 itibariyle Dünya Ticaret Örgütü'nün üye sayısı 164'e ulaşmıştır. GATT çerçevesinde 1947-1994 döneminde 8 round gerçekleşmiştir. Dünya Ticaret Örgütü. Dünya Ticaret Örgütü 1 Ocak 1995'te faaliyete geçmiş, böylece IMF ve Dünya Bankası ile birlikte Bretton-Woods sisteminin kurumsal yapısı anlamında 3. saç ayağı da tamamlanmıştır. Günümüzde gözlemci üye sayısı dahil 186 üyeye ulaşan Dünya Ticaret Örgütü'nün yönetim yapısı GATT'tan devralınan komiteler ve yeni yapılar yanında üçlü mekanizmaya dayanmaktadır. En önemli ayağı 2 yılda bir toplanan üye ülkelerin dış ticaretten sorumlu bakanı veya duruma göre Ekonomi Bakanı'nın katıldığı Bakanlar Konferansı'dır. Dünya Ticaret Örgütü'nün yönetim yapısı içinde en üstte Bakanlar Konferansı bulunmaktadır. Bölüm sonu testi. Birinci soru, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesiyle ilgili uluslararası ekonomik kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Bu kuruluş Dünya Ticaret Örgütü'dür. Yani cevap E şıkkıdır. İkinci soru, günümüzde Dünya Ticaret Örgütü'nün toplam gözlemci ve asil üye ülke sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bunun cevabı 186'dır. 9. bölüm, ödemeler bilançosu. Ödemeler bilançosu işlemleri ve özellikleri. Ödemeler bilançosu bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönemde yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları bütün ekonomik işlemlerin ikili kayıt muhasebe sistemine göre tutulmuş sonucunu gösteren sistematik bir kayıt göstergedir. Ödemeler bilançosu işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bazı özelliklerden söz edilebilir. Bunlardan ilki ekonomik işlem ve yerleşik olma. Ekonomik işlem, mal, hizmet ve teknoloji ya da sermaye ihracı ve ithali karşılığında ülkeye döviz giriş çıkışını ifade eder. Ülkede yerleşik olma, o ülkede faaliyet gösteren kişi, firma ve kurumların ekonomik faaliyetlerin bilançoya dahil edileceği anlamına gelir. İkincisi, uluslararası işlemlerin ikili özelliği. Uluslararası ekonomik işlemlerin çoğunda iki işlem olur. Mal ve hizmet alınıp karşılığında döviz transferi yapılır. Ödemeler bilançosu kayıtları bu nedenle bilanço mantığı altında çift kayıtlı muhasebe sistemine göre tutulur. Üçüncüsü, alacaklı ve borçlu işlemlerdir. İkili kayıt sisteminin doğal bir sonucu olarak yapılan uluslararası ekonomik işlemler alacak hakkı veya borç yükümlülüğü doğurmaktadır. Sonuncusu otonom ve denkleştirici işlemlerdir. Ödemeler bilançosunda 4 temel hesap kalemi vardır. Bu hesaplardan cari işlemler bilançosu hesabı ve sermaye finans hesabında yapılan işlemler otonom niteliktedir. Resmi rezervler hesabı ve ödemeler bilançosunun tanımı gereği denkleştirmek için kullanılan tek kalemlik
istatistiki farklar veya net hata ve noksan adında denkleştirici hesaplar bulunmaktadır. Ödemeler bilançosu ana hesapları. Bu hesaplardan ilki cari işlemler bilançosu hesabıdır. İhraç ve ithal ettiği mal ve hizmetler, yatırım gelir ve giderleri ile tek yanlı transferler bu ana hesapta yer almaktadır. Cari işlemler bilançosu 4 alt hesap grubundan oluşmaktadır. Bunlardan ilki mal dış ticaret hesabı uluslararası işlemlerin büyük kısmını oluşturmaktadır. İhracat ithalat farkından oluşan bu hesaba dış ticaret bilançosu da denilmektedir. İkinci alt grubu da uluslararası hizmet ticareti hesabıdır. Üçüncü kısmını yatırım gelir ve giderleri hesabı oluşturmaktadır. Bu hesap altında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptıkları yatırımlardan kaynaklanan ücret, faiz, kar, hisse senedi kazançları benzeri gelirler ile yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yapmış oldukları bu tür yatırımlara bağlı ücret, faiz benzeri giderler izlenmektedir. Dördüncü kısmı tek yanlı transferlerdir. Bu alt hesapta ülkeler arasındaki genel hükümet kaynaklı bağış ve hibeler, diğer sektörlerden kaynaklı hibe ve bağışlar ile kişisel döviz transferleri işlemleri izlenmektedir. İkincisi de sermaye finans hesabıdır. Sermaye finans hesabında yer alan işlemler bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların dış ülkelerde yaptıkları fiziki doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dışarıya aktarılan finansal fonları veya yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yaptığı benzer yatırımları içermektedir. Sermaye finans hesabının net bakiyesi negatif olduğunda ülkeye net sermaye girişi olduğu, pozitif olduğunda da ülkeden net sermaye çıkışı olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer üçüncü hesap da resmi rezervler hesabıdır. Bu hesap Merkez Bankası'nca takip edilen resmi rezervleri oluşturan parasal altın, döviz varlığı ve IMF ülke pozisyonu bağlamında ülkenin özel çekme hakları pozisyonundan oluşmaktadır. Sonuncu hesap da net hata noksan hesabıdır. Bu tek kalemlik hesap ödemeler bilançosunun muhasebe mantığı içinde denk olarak bağlanmak için kullanılır. Dış açıkların nedenleri ve mücadele yolları. Dış açıklara yol açan değişik faktörleri yapısal nedenler, iktisadi dalgalanmalar, geçici nedenler ve döviz spekülasyonu ve sıcak para akımlarının olumsuz etkileri gibi belirli başlıklar altında toplayabiliriz. Dış açıklara yol açan yapısal nedenler, ekonominin bünyesinde bulunan ve dış açıkların oluşmasına ya da artmasına yol açan etkenlerdir. Ülkelerin dış açıklara yol açan geçici faktörler, geçici şok etkisi oluşturan olaylardır. Bu geçici şokların etkisinin geçmesiyle birlikte yapısal nedenlere bağlı dış açıkların aksine dış açıkların hızla normalleşmesi ve zamanla etkisinin ortadan kalkması beklenir. Ülkelerin dış açıklarının bir diğer nedeni iktisadi dalgalanmalardır. İktisadi dalgalanmalar ülkenin iç ekonomik konjonktürün genişleme döneminde büyümenin ithalat artışını uyarması nedeniyle dış açıkların oluşmasına veya mevcut açıkların artmasına yol açmakta, konjonktürün daralma döneminde ise iş talebin yetersiz kalması ve ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması nedeniyle dış açıkları azalma sürecine girmektedir. Döviz spekülasyonu ve sıcak para akımları sabit kur sistemi veya kirli dalgalı kur sistemi uygulayan ve bu nedenle paraların aşırı değerli olduğu ülkelerin yaşadığı önemli bir sorundur. Dış açıklarla mücadele yolları bağlamında izlenebilecek 3 politikadan söz edilebilir. Bunlar dış açığın finansmanı, dış açığın baskı altına alınması ve dış açığın tedavi edilmesi olarak belirtilebilir. Bölüm sonu testi. Birinci soru, aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun ana hesap grupları arasında değildir? Yatırım gelir giderleri hesabı ödemeler bilançosunun ana hesap gruplarından biri değildir. İkinci soru, ödemeler bilançosuna kaydedilen ancak karşılığında ödeme yapılmayan işlemlere ne ad verilir? Bu işlemler tek yanlı transferler olarak adlandırılır. 10. bölüm, döviz kurları ve döviz piyasası. Uluslararası finans ve döviz piyasaları. Günümüzde esnek kur sistemi altında döviz piyasalarındaki dalgalanmalar tamamen yabancı para arzı ve yabancı para talebi ekseninde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ülkeler döviz kurlarını dengelemek, dış ticaretlerini finanse etmek ve finansal fon sağlamak amacıyla farklı finansal araçları kullanmaktadır. Bu uluslararası finansal araçların bir yıldan daha az vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı kısmına uluslararası para piyasaları, orta ve uzun vadeli fon arz talebinin karşılaştığı kısma ise uluslararası sermaye piyasaları denilmektedir. Uluslararası finansal sistemin iki temel unsurunu oluşturan uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon arz edenlerin temel amacı faiz sonucu kar elde etmektir. Döviz piyasaları örgütlü olmayan ve evrensel piyasalar olarak ikiye ayrılırlar. Örgütlü olmayan piyasalar alıcılar ile satıcıların direkt karşılaştıkları fiyat üzerinde anlaşmaya vararak oluşturdukları piyasalardır.
Yabancı turistlerin döviz karşılığı yaptığı harcamalar örgütlü olmayan piyasalara örnek gösterilebilir. Evrensel piyasalar ise dövizlerin değerinin bir standart ekseninde anlık olarak belirlendiği piyasalardır. Döviz piyasanın en önemli aktörlerinden biri olan bankaların nakit döviz alım ve satım işlemleri döviz piyasasının görünen yönü olup bu işlemler perakende döviz piyasasını oluşturur. Bu kurumlar döviz işlemleri nedeniyle döviz pozisyonlarında ortaya çıkan açık veya fazlayı birbirinden karşılayarak denkleştirirler. Bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemler yani bankalar arası döviz piyasası işlemlerine döviz interbankı işlemleri denilmekte ve bu tür döviz işlemleri toptan döviz piyasasını oluşturmaktadır. Döviz interbankı işlemlerine yol açan bankaların denkleştirme ihtiyacı da şu nedenlerden kaynaklanır. Bankanın iş günü sonunda aldığı döviz miktarı sattığı döviz miktarına fazla olması halinde denkleştirme ihtiyacı, bankanın satın aldığı döviz miktarının satılan döviz miktarından düşük olduğunda ortaya çıkan denkleştirme ihtiyacıdır. Döviz piyasasının işlevleri, döviz piyasasında yapılan faaliyetlerin bazı ekonomik sonuçları veya başka bir deyişle döviz piyasalarının yerine getirdiği bazı işlevleri vardır. Bunlar kısaca şöyle sıralanabilir. İlki satın alma gücü transferine aracılık etmesi, ikincisi finansman işlevi görmesi, üçüncüsü de döviz kuru riskin en aza indirgeme işlevi görmesidir. Döviz piyasalarının diğer piyasalardan farklılığına gelince ilk olarak belirtmek gerekir ki döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaştıkları piyasalar olduğu için belirli bir borsa şeklinde örgütlenme şansına sahip değildir. İkinci olarak döviz piyasalarında müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmesi mümkündür. Üçüncü olarak da döviz piyasaları global özelliklere sahip olması yönüyle diğer piyasalardan ayrılır. Döviz kurları genel bir tanımlamayla yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme aracına döviz denir. Toplam yabancı paraya yönelik talebin ve arzın birleştiği yer olan döviz piyasası ise yabancı nakit paralar ya da bunların yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, çek vesaire gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır. Dövizin fiyatı anlamına gelen döviz kuru iki ulusal para birimi arasındaki değişim oranını ifade eder. Kur marjı, bankaların döviz alıp satımı için kurum fiyatını belirlemeleri kotasyon ile ifade edilir. Bunu fiyat yazmak olarak tercüme edebiliriz. Alış ve satış kurları arasındaki bu fark bankanın karını ve işlem giderlerini kapsar ki bu farka kur marjı denir. Çapraz kur veya dolaylı hesaplama, İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişim oranına düz kur, farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak bir para cinsine hesaplanmasına ise çapraz kur denir. Nominal ve reel döviz kuru, yabancı bir paranın ulusal para cinsinden fiyatı nominal kur olarak tanımlanır. Piyasada kullanılan kurlar bu anlamda aslında nominal döviz kurlarıdır. Cep telefonlarındaki uygulamalarda, görsel medyada, gazetelerde ve döviz bürolarında yayınlanan kur nominal kurdur. Nominal döviz kurunun belli bir süre içinde dış enflasyon oranı ile iç enflasyon oranına göre düzeltilmesinden elde edilen kura reel kur denilmektedir. Reel döviz kuru nominal döviz kurunun bir fiyat endeksi ile veya bas fiyat endeksleri ile deflate edilmiş ifadesidir. Döviz arbitrajı ve döviz spekülasyonu. Bir para birimi menkul kıymet, mal veya üretim faktörünün fiyatında belli bir dönemde var olan fiyat farklılığından yararlanmak üzere bu varlığın aynı anda alınıp satılması işlemine arbitraj denir. Döviz arbitrajı aynı iki para arasındaki kurların belirli bir anda farklı piyasalarda farklı fiyatlarda olmasından kaynaklanan işlemdir. Döviz spekülasyonu ise bir yatırımcının kendi tahminlerince dayalı olarak fiyatında yükselme beklediği ekonomik varlığı satın alması, fiyatında düşme beklediği varlıkları ise elinden çıkararak kar sağlama faaliyetidir. Arbitraj işleminden farkı geleceğe ait bir fiyat belirsizliğinin var olması ve tahminlere bağlı hareket etmesidir. Döviz konvertibilitesi, konvertibilite bir ülke parasının döviz piyasasında serbest bir şekilde diğer ülke paralarına dönüştürülebilme özelliğine sahip olması durumudur. Bunun ilk koşulu ülkede yasal ve serbest bir döviz piyasasının bulunmasıdır. Konvertibilitenin tersi kambiyo denetimidir. Katı kambiyo denetiminin yapıldığı ülkelerde serbest döviz işlemlerine izin verilmez, her tür döviz alım satım işlemi devlet tekelindedir. Dolar ve euro dünyada en geniş konvertibiliteye sahip para birimleridir. Bu iki paranın yanında Japon yeni ve İngiliz sterlini gibi büyük ekonomik merkezlere ait para birimleri ve dış ticarette konvertibilite özelliği taşıyan başlıca dövizlerdir. Konvertibilite için ilk önce bir ülkenin yasal olarak serbest bir döviz piyasası olmalıdır.
Convertible özelliği olmayan para birimleri inconvertible paralar olarak değerlendirilir. Kur riskinden korunma işlemleri. Kur riskinden korunmak için işletmelerin kullanmış olduğu yöntemlerden bazıları forward, vadeli işlem ve swap değiş tokuş işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları kısaca açıklayalım. Vadeli işlem bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerine alım veya satımını düzenleyen anlaşmaya verilen isimdir. İki para birimi arasındaki döviz kurunun gelecek bir tarihte değişim oranının bugünden belirlenmesiyle oluşan kura da forward kur denir. En fazla kullanılan yöntem forward döviz işlemleridir. Swap işlemi ise aynı miktarda dövizin anlık ve vadeli piyasalarda aynı anda alım satımının yapıldığı işlemdir. Aynı zamanda vadeleri farklı iki forward sözleşmesiyle döviz alım satımı da yapılabilir. Swap işlemi bir dövizin belli miktarının iki farklı teslim tarihi ile aynı anda alınması ve satılmasıdır. Bölüm sonu testi. Yabancı paraların iç piyasada dileyen herkese dilediği miktarda ve istenen amaç için satılmasının yasal olarak serbest olmasına ne ad verilir? Bu da konvertibilitenin tanımıdır. On birinci bölüm döviz kuru sistemleri. Sabit kur sistemi, sabit kur sistemi döviz kurunun idari kararlarla belirlendiği sistemdir. Genellikle Merkez Bankası tarafından döviz kurunun değeri belirlenir ve bu merkezi kurun belirlenen sınırları dışına çıkmasına izin verilmez. Sabit kur sisteminde ulusal paranın değerinin yeniden ayarlanması devalüasyon veya revalüasyon biçiminde ortaya çıkar. Sabit kur sisteminde resmi bir kararla ulusal paranın değerini düşürerek kurun yükseltilmesi devalüasyon olarak adlandırılmaktadır. Bunun tersi ulusal para değerini yükseltecek biçimde kurun düşürülmesine ise revalüasyon denilmektedir. Altın standardı döneminde sabit kur sistemi, sabit kur sisteminin ilk örneği ulusal paraların altına bağlandığı altın standardı sistemidir. Altın standardına dayalı sabit kur sistemi 1870-1914 döneminde etkin biçimde uygulanmıştır. Altın standardı sisteminde paraların bir başka paraya karşı değerinin yükselmesi veya düşmesi üretim ve ihracat gücüne bağlıdır. 1870-1914 döneminde liberal dış ekonomi politikaları çerçevesinde altın standardına dayalı sabit kur sistemi altın çağını yaşamıştır. İkincisi ayarlanabilir sabit kur sistemi. Ayarlanabilir sabit kur veya Bretton Woods sistemi çerçevesinde ülkelerin paraları sabit bir kurdan dolara bağlanmış, dolar ise altına bağlanmıştır. Bretton Woods sisteminde 1 ons altın 35 ABD doları olarak belirlenmiştir. Bu sistemde dolar anahtar para statüsü kazanmıştır. Bretton Woods sistemi ile dolar hem likidite aracı hem de uluslararası değer ölçüsü olduğu gibi dış rezerv aracı ve döviz piyasasında bir müdahale aracı olma özelliklerine de sahip olmuştur. Katı sabit kur rejimleri, sabit kur sisteminin uygulandığı en katı örneği para birliği içindeki ülkenin o para birimini kabul etmesi ve kendi para politikalarını bağımsız biçimde belirleme yetkisini Birlik Merkez Bankası'na devretmesidir. Bu durumda bir ülke ekonomisinde baş gösteren iç ve dış dengesizliklere doğrudan müdahale edilememektedir. Bu sistemde belirlenen bir ortak para birimine ulusal paralar bir dönüşüm kuruyla aktarılır veya güçlü bir para birimine ülke paraları sabit kurla bağlanır. Yumuşak sabit kur rejimleri belirli bir aralık içinde kurun hareket etmesine izin verilmesidir. Ayarlanabilir sabit kur sisteminin geniş bant içinde uygulama örneği Avrupa Para Mekanizması'nda görülmüştür. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 1999'da kabul ettikleri Avrupa Para Sistemi ile ulusal paralarının avro karşısındaki dalgalanma marjını bant içinde belirlemişlerdir. Sabit kur sisteminin yumuşatılmış örneklerinden bir diğeri de sürünen pariteler uygulamasıdır. Karma kur rejimleri, karma kur rejimleri esnek kur rejimine karşı kurun döviz piyasası değerinin müdahalelerle yönetilmeye çalışması esasına dayanır. Bu sisteme kirli dalgalı serbest kur sistemi de denilmektedir. Serbest dalgalı kur rejimi de ülkelerin kurların oluşmasını tamamıyla serbest bıraktıkları döviz arz ve talebine göre kurların serbestçe belirlendiği dalgalı kur rejimidir. Sabit kur sisteminin avantajları. Sabit kur sisteminde döviz kuru riski ve işlem maliyetleri minimize edilebilir, dış ticaret ve yatırımlara özendirici etkisi vardır. Parasal kontrol, kambiyo politikası ile enflasyonun düşürülmesi ve finansal istikrara katkı yapmasının yanı sıra istikrar bozucu hareketlerin minimize edilmesine yardımcı olabilmektedir.
rekabetçi devalüasyon ve revalüasyonlara engel olabilmektedir. Sabit kur sisteminin dezavantajları da sabit kur sisteminde bağımsız para politikası uygulanamamaktadır. İhraç mallarına talep azaldığında göreceli ihracat ve ithalat fiyatları değiştirilemediği için istihdam ve üretimde azalma görülebilir. Sabit kur sisteminde belirlenen değerin uzun süre sabit tutulması oldukça zordur. Kurlar kamu otoritesince belirlendiği için ülke parasının gerçek değerlerini yansıtmama ihtimali vardır. Sabit kur sistemi iç ve dış şoklara karşı oldukça kırılgandır. Kur istikrarını korumak için sabit kur sisteminde merkez bankaları yüksek miktarda rezerv bulundurmak zorunda kalmaktadır. Kur sistemlerinin gelişimi Bretton Woods sistemi. ABD ve İngiltere gibi batılı ülkeler 1944'te Bretton Woods kasabasında toplanmıştır. Toplantıda Keynes planı ile ABD Hazine Bakanlığı'nca hazırlanan White planı tartışılmış ve sonuçta ikinci plan kabul edilerek ayarlanabilir sabit kur sistemi veya meşhur adıyla Bretton Woods sistemine geçilmiştir. Bretton Woods sisteminde belirlenen kur politikası 1945-1973 döneminde uygulanmıştır. Bretton Woods sistemi uygulamasında 1945-1957 dönemi dolar kıtlığı dönemi, 1958-1967 dönemi dolar bolluğu dönemi ve 1967-1971 arası buhran dönemi olarak bilinir. 1 Nisan 1978'de Jamaika Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma sonrası sabit kur sisteminin bağlayıcılığı kalmamış, IMF sistemi içinde döviz kurları yönetiminde reform gerçekleştirilerek esnek kurlar ve karma kur sistemlerinin uygulanması mümkün olmuştur. Avrupa Para Sistemi ve Maastricht Anlaşması. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 8 ülkenin katılımıyla 1979'da Avrupa Para Birimi ECO oluşturulmuştur. ECO para sepetine dayanan bir kaydı para birimi olarak üye ülkelerin ekonomik güçlerinin ağırlığına göre Avrupa Parasal İşbirliği Fonu tarafından çıkarılmıştır. ECO bir hesap birimi olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bütçe ve ortak politikalarında kullanılmış ancak basılı bir para birimi olmamıştır. 1989'da Avrupa'da Ortak Merkez Bankası'nın kurulması ve ortak para birimine geçiş öngörülmüş ve Ekonomik Parasal Birliğe geçiş için 1992'de imzalanan Maastricht Anlaşması Kasım 1993'te yürürlüğe girmiştir. Maastricht Anlaşması ekonomik yakınlaşma ölçütleriyle ortak para birimine geçiş koşulları belirlenmiş ve Avrupa Merkez Bankası'nın kurulması kararlaştırılmıştır. Avro'ya katılma ilişkin Maastricht ekonomik ölçütleri 5 tanedir. Birincisi ekonomik istikrarı ölçütü, ikincisi kamu borçları ölçütü, üçüncüsü bütçe açığı ölçütü, dördüncüsü faiz oranları ölçütü ve sonuncusu ulusal paranın istikrarı ölçütüdür. Avro sahasına dahil ülke sayısı 19 olmuştur. Türkiye'de uygulanan döviz kuru rejimleri. 1980 öncesinde ayarlanabilir sabit kur sistemi rejimi, 1980 yılında kirli dalgalanma rejimi, 1981-88 yılları arasında yönlendirilmiş sabit aralık rejimi, 1989-93 yılları arasında yönetimli dalgalanma, 1994 yılında kirli dalgalanma, 1995-99 arasında yönetimli dalgalanma, 2000-2001 arası yönlendirilmiş sabit parite, 2001 Şubat ve günümüze kadar müdahaleli serbest dalgalanma rejimlerini uygulamıştır. Bölüm sonu testi. Birinci soru altın ihraç ve ithal noktası belirlenen döviz kuru rejimi aşağıdakilerden hangisidir? Sorudaki döviz kuru sistemi altın standardı sistemidir. İkinci soru 1944-1973 yılları arasında uygulanan ayarlanabilir sabit kur sistemi ayrıca hangi adla anılmaktadır? Bir diğer adı da Bretton Woods sistemidir. Yani cevap A şıkkıdır. 12. bölüm Uluslararası Para Fonu. Uluslararası Para Fonu'nun kuruluşu. Uluslararası para sisteminin işleyişine yön verecek döviz kuru rejimi ve uluslararası ödemeler sistemini düzenleyecek Uluslararası Para Fonu oluşturulmuştur. Dünya Bankası faaliyetlerini Haziran 1946'da, IMF finansal faaliyetlerini Mart 1947'de başlamıştır. Türkiye IMF ve Dünya Bankası'na 19 Şubat 1947'de üye olmuştur. IMF'nin amaçları kuruluş sözleşmesinin 1. maddesinde 6 başlık altında belirtilmektedir. Uluslararası parasal işbirliğin teşviki, uluslararası ticaretin dengeli büyümesini kolaylaştırmak, döviz kurlarında istikrarı sağlamak, çok taraflı ödemeler dengesinin kurulmasına yardımcı olmak ve dünya ticaretini engelleyecek döviz kısıtlamalarını önlemek,
ödemeler dengesi sıkıntısı yaşayan ülkelere fon sağlamak, üyelerin dış ödemeler dengesinde karşılaştıkları dengesizliklerin derecesini ve süresini kısaltmak olarak sayılmaktadır. Günümüzde IMF üye sayısı 189'a ulaşmıştır. IMF yönetim yapısı genel direktör, güvernörler kurulu ve icra direktörleri kurullarından oluşmakta ve bazı komiteler organizasyon içinde yer almaktadır. IMF'nin fon kaynakları arasında üye ülkelerin kotaları çerçevesinde sağladığı kaynaklar, özel çekme hakları ve borçlanmalar yer almaktadır. Bölüm sonu testi. Birinci soru, uluslararası parasal sistemin işleyişiyle ilgili uluslararası ekonomik kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Bu kuruluş uluslararası para fonudur. Cevap A şıkkıdır. İkinci soru, IMF'nin çıkarttığı kağıt altın olarak isimlendirilen rezerv olarak aşağıdakilerden hangisidir? Bu da özel çekme haklarıdır. Yani cevap C'dir. SDR. 13. bölüm, Dünya Bankası Grubu. Dünya Bankası grubu 5 kurumdan oluşmaktadır. Birincisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın kurulmasına Bretton Woods Konferansı'nda karar verilmesi sonrası ana sözleşmesinin gereği olarak banka sermayesinin oluşturulması ve bankanın faaliyetlerine başlaması 1945'te gerçekleşmiştir. Banka ilk ticari işlemini 1946'da gerçekleştirmiş, 1947'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bir ihtisas kuruluşu olarak kabul edilmiştir. Yine ilk kredisini 1947'de Fransa'ya vermiştir. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın kuruluş amacı 2. Dünya Savaşı'nda harabeye dönen Avrupa'nın yeniden imarına yardım olarak belirlenmiş, daha sonraları az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olacak projeleri finansal açıdan desteklemeye dönüşmüştür. Üye sayısı 189 ülkeye ulaşan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın yönetiminde Güvernörler Kurulu, İcra Direktörler Kurulu ve Başkanı bulunmaktadır. Her üye ülkenin Güvernörler Kurulu'nda bir üyesi ve vekili bulunmaktadır. Bu üye ülkelerin Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarı olabilir. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın finansal kaynakları banka öz sermayesi, alınan ödünç borçlar ve diğer gelir kaynaklarıdır. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın öz sermayesi, üye ülkelerin banka sermayesi taahhüt edilirken sağladıkları katkıdan oluşur. Uluslararası Finans Kurumu, Dünya Bankası grubu içinde yer alan 5 kuruluştan biri olan Uluslararası Finans Kurumu, özel sektör projelerini desteklemek amacıyla 1956'da kurulmuştur. Dünya Bankası tarafından belirlenen iş bölümünü çerçevesinde Uluslararası Finans Kurumu özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir özel sektör üretimini desteklemek amacıyla projelerinin finansmana katkı sağlamakta, üye ülkelerdeki özel kuruluşların uluslararası finansal piyasalarda uygun koşullarda fon sağlamasına destek olmakta, ayrıca işletmelere ve hükümetlere teknik danışmanlık yaparak yardımcı olmaktadır. Uluslararası Finans Kurumu'nun üye sayısı günümüzde 184'e ulaşmıştır. Uluslararası Kalkınma Birliği. Uluslararası Kalkınma Birliği, az gelişmiş ülkeleri Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kaynaklarından yeterince yararlanamaması üzerine 1960'da kurulmuştur. Yoksul ülkelere esnek koşullarda borç vermek üzere oluşturulmuştur. 5 veya 10 yılı ödemesi, 0 faizi, 35-40 yıl gibi çok uzun vadelerde kredi verme işlevi yerine getirmektedir. Uluslararası Kalkınma Birliği'nin amacı çok fakir ülkelerde üretimi verimliliği artırıcı altyapı yatırımlarını sağlayarak yaşam standartlarını artıracak resmi kalkınma yardımları vermektedir. Günümüzde Uluslararası Kalkınma Birliği üye ülke sayısı 173'tür. Çok taraflı yatırım garanti ajansı, Dünya Bankası grubu içinde yer alan çok taraflı yatırım ve garanti ajansı gelişmekte olan ülkelere yönelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları artması üzerine 1988'de kurulmuştur. Çok taraflı yatırım garanti ajansı üye ülke sayısı 181'dir. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi hükümetler ile özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımcıları arası ihtilafları çözmek için gerekli hukuki altyapıların kurulmasını özendirmek ve uluslararası yatırımların artarak az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını desteklemenin amaçlamaktadır. Üye ülke sayısı 161'dir. Bölüm sonu testi.
Birinci soru, Dünya Bankası içinde yer almayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Çalışma örgütü, Dünya Bankası kuruluşlar arasında yer almaz. Yani cevap D şıkkıdır. İkinci soru, Dünya Bankası'nın çok taraflı yatırımları garanti ajansı kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. 14. bölüm, az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşları. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı. İlk Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 1964'te Cenevre'de toplanmış. Pire 5 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın ilk genel sekreteri olarak seçilmiştir. Az gelişmiş ülkeler Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı toplantılarında az gelişmiş ülkelerin dış ticarette kazançta çıkabilmeleri veya en azından zarar görmemeleri için ihraç ettikleri malların fiyatlarının ve ihracat gelirlerinin istikrarlı olmasını, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin emek yoğun sanayi mallarına kendi pazarlarını açmasını, dünyada eşitsiz mübadele nedeniyle uğradıkları dış ticaret açıkları ve yatırımları için ihtiyaç duydukları döviz ve tasarruf açığını kapatmak için yaptıkları dış borçlanma ve yabancı sermaye transferinin uygun koşullarda sağlanması isteklerini dile getirmiştir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 1964'teki ilk toplantısından sonra her 4 yılda bir düzenlenen ve az gelişmiş ülkelerin ticaret ve kalkınma sorunlarının tartışıldığı önemli bir konferans olmuştur. Günümüzde üye ülke sayısı 194'tür. Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kurumları. Uluslararası Çalışma Örgütü. Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler'in iş gücü ve istihdam alanında bir uzmanlık kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü, Versay Anlaşması çerçevesinde 1919 yılında kurulmuş. Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra 1946'da Birleşmiş Milletler'in ilk uzmanlık kuruluşu olarak dahil olmuştur. Günümüzde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 187 üyesi bulunmaktadır. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kuruluş yılı olan 1946'da üye olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün başlıca 4 organı bulunmaktadır. Birincisi Uluslararası İşçi Konferansı, ikincisi Yönetim Kurulu, üçüncüsü Uluslararası İşçi Ofisi ve dördüncüsü Departmanlar ve Danışma Komiteleridir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün faaliyetleri işçi sorunları konusunda araştırmalar yapmak, istatistik veriler hazırlamak, uluslararası sosyal sözleşme tasarıları hazırlamak ve teknik destekler sağlamaktır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1945'te Kanada'nın Quebec eyaletinde 44 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nü kuran anlaşmayı imzalamıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açlık, gıda ve beslenme yetersizliği ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu temel hedeflerine ulaşmak için 5 stratejik amaç öngörmüştür. Bunlar, açlığı yok etmek ve gıda ve beslenme güvenliğini sağlamak, tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, dünya yüzeyinde kırsal yoksulluğu azaltmak, çiftçilerin gelir düzeylerini arttıracak tarım sistemleri oluşturmak ve ekonomik kriz ve benzeri sorunlar karşısında geçimlerini sağlamada esnekliklerini arttırmaktır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün günümüzde 194 üyesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü. Bir ekonomik uzmanlık kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü 17 Kasım 1966'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü az gelişmiş ülkelerde yoksulluğu azaltmak amacıyla bu ülkelerin sanayileşmelerine katkı sağlamak ve Birleşmiş Milletler içinde yer alan sınai kalkınma faaliyetlerini koordinasyon amacıyla oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün Ocak 2017 itibariyle 168 üyesi bulunmaktadır. Bölüm sonu testi. Birinci soru, FAO'nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun cevabı B şıkkıdır, Gıda ve Tarım Örgütü. İkinci soru, UNIDO'nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun cevabı da E şıkkı, yani Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'dür. 15. bölüm, Türkiye'nin dış ticareti, tarihsel ve yapısal değişim. 1980 öncesi dış ticaret politikaları. Türkiye 1980 öncesi genelde içe dönük itelik yağmacı politika izlerken
1980 sonrası ihracata dönük liberal ekonomi politikaları izlemeye başlamıştır. 1929'da Türkiye yeni gümrük kanunu çıkarmış, gümrük tarifelerini ortalama %15'ten %45'e yükseltmişti. Türkiye 1930'dan itibaren devletçi sanayileşme politikasını itel ikameci dış ticaret politikası ile desteklemeye başlamıştır. 1930-1940 döneminde ihracatı arttırabilmek için Türkiye'de ihracatçı birlikleri kurulmuş, ihracat, kredi sistemi, kontenjanlı listeler, takas ve prim usulü ile desteklenmiştir. 1940'da Milli Korunma Kanunu çıkarılmış, bu kanunla hükümet iç dış ticarette fiyat kontrolü yapma, ithalat yapabilme, ithalat ve iç ticarette maksimum fiyat, ihracata minimum fiyat belirleme yetkisi almıştır. 1945'ten itibaren hızla artan ithalat karşısında döviz rezervleri hızla eriyince 7 Eylül 1946'da Türkiye tarihinin ilk önemli devalüasyonu gerçekleşmiştir. Türkiye 1947'de IMF ve GATT, 1948'de Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü üyesi olmuş ve Marshall Planı çerçevesinde yardımlar almaya başlamıştır. 1946'dan itibaren 1930-1945 döneminde sürdürülen dışa kapalı korumacı iç pazara yönelik sanayileşme ve dış dengeye önem veren ithal ikameci modelin yerine ithalatın serbestleştirildiği dış yardım, dış kredi ve yabancı sermaye kullanımının arttığı görece liberal bir ekonomik modele geçilmiştir. Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalamıştır. Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeler arasında 3 aşamada hazırlık, geçiş ve son aşama gümrük birliği oluşturulması öngörülmüştür. 1980 sonrası dış ticaret politikaları. Türkiye'nin 1980 sonrası ekonomi ve dış ticaret politikaları 24 Ocak 1980 kararları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu kararlarla birlikte ithal ikameci sanayileşme tümüyle terk edilmiş, dışa açık neoliberal politikalara geçilmişti. 24 Ocak kararları kısa dönemli istikrar politikalarının ötesinde uzun dönemli ve yapısal dönüşümü sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. 24 Ocak 1980 kararları ile önemli ihracat teşvikleri sağlanmıştır. Bu bağlamda ihracata vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdi, temininde gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi çerçevesinde sanayi mamullerinin ihracattaki payını arttırmaya dönük teşvikler getirilmiştir. Bu dönemin ithalat politikaları bağlamında 1984 yılı ithalat rejimi kararı ile ithal kotalarına son verilmiş, gümrük tarifleri yeniden düzenlenmiş, ithalata izne tabi ve yasak mallar kapsamı daraltılmış, yasak ve izne tabi maddeler listesi yayınlanarak diğer malların ithali serbest bırakılmıştır. 1985 ithalat rejimiyle bu iki listenin yanına fon ödemek suretiyle ithal edilebilecek mallar listesi eklenmiş, bir kısım malların ithalinin izne bağlanması hükümete ithalatı belirli ölçüde kontrol etme imkanı vermiştir. 1980-1990 döneminde döviz kontrolleri kaldırılarak kambiyo rejiminde de önemli ölçüde serbestleşme sağlanmış, bu bağlamda 7 Temmuz 1984'te alınan 30 sayılı kararla kur rejimi liberalleştirilmiş, 11 Ağustos 1989'da çıkarılan 32 sayılı kararla TL konvertibül hale gelmişti. Türkiye'nin 1 Ocak 1996'da gerçekleştirdiği Gümrük Birliği, 1996-2001 dönemi dış ticaret politikalarında önemli yer tutmuştur. Türkiye Gümrük Birliği ile birlikte ihracat teşviklerini Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirme taahhüdüne girmiş, 1996'da Gümrük Birliği'ne geçişi ile birlikte ithalat belgesi uygulaması sona ermiştir. Bölüm sonu testi. Birinci soru, Türkiye ilk önemli devalüasyonunu hangi yılda gerçekleştirmiştir? Cevap B şıkkıdır, yani 1946 yılıdır. İkinci soru, Türkiye'nin 1930-1945 dönemi dış ticaret politikası stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun cevabı ithal ikamesi stratejisidir. On altıncı bölüm, küresel finans krizi, dünya ticareti ve Türkiye'ye yansımaları. Ekonomik krizler neden ve sonuçları. Ekonomik krizler tüketici talebi ve yatırımlarda keskin düşüşler, yüksek işsizlik ve hızlı refah düşüşüne yol açan gelişmeler olarak tanımlanabilir. İç ve dış faktörlerin etkilerinin ağırlık bastığı duruma göre ekonomik kriz, yerel, bölgesel veya küresel düzeyde etkiler doğurabilmektedir. Krizlere karşı önlemlerin etkili olması için krizin nedenlerinin doğru tespiti ve krizin niteliğine uygun tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. Krizlere karşı çok sayıda çözüm paketi sunulsa bile çözüm önerileri 3 ana kategoride toplanabilir.
Keynes'in imdada çağrılması yani efektif talebi artırmayı hedefleyen genişletici maliye politikalarının uygulanması, daralan tüketimi tekrar canlandırmak için tüketime övgü yapılması, para dağıtılması yani kriz sırasında likiditeye sıkışan finans ve yerel kesime likidite sağlayan genişletici para politikaları uygulanması. Küresel ekonomik faaliyetlerde göre önemli daralmalar arasında 1929 büyük buhranı, 1974 enerji krizi, 1982 gelişmekte olan ülkelerde dış borç krizi ve 2008 küresel ekonomik krizi sayılabilir. Küresel finansal krizlerin arttığı 1990'lı yıllar küreselleşme sürecinde finansal piyasalarda aşırı deregülasyonun olumsuz etkilerinin daha fazla görüldüğü yıllar olmuştur. 2008 küresel krizi, kapitalizmin 21. yüzyılda yaşadığı ilk derin krizi olarak kaydedilen bu gelişme küresel ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında dünya tarihinin en derin ekonomik krizi olarak kaydedilebilir. 2008 küresel krizi ABD'de düşük gelir gruplarına dönük mortgage kredileri balonunun patlamasıyla başlamış, bu tür kredileri sağlayan önemli yatırım bankalarında Lehman Brothers'ın iflasıyla küresel hale gelmiştir. Küresel krize karşı alınan önlemler, küresel krize karşı başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemlerin bir kısmı acil likidite sağlanması olmuş, bankacılık kesimine müdahaleleri yanı sıra krizin olumsuz etkilerini azaltacak mali paketler açıklanmıştır. Gelişmiş ülkeler ekonomik canlanmayı sağlamak için faiz oranlarını düşürmüşler, likidite desteği, finansal kuruluşların mevduat ve diğer yükümlülüklerine garanti verme, sermaye desteği sağlama ile para ve maliye politikalarını gevşetme gibi tedbirler almışlardır. 2008 küresel krizinin Türkiye'ye yansımaları. Küresel kriz Türkiye'yi diğer ülkelerde olduğu gibi farklı kanallardan etkilemiştir. Bu kanallar kredi, portföy yatırımları, dış ticaret ve artan risk algılamasına bağlı reel ekonomiyi ilgilendiren tüketici ve yatırımcı güven düzeyi kanalıdır. Türkiye'de kriz karşısında alınan önlemler, Merkez Bankası kriz karşısında önlem olarak öncelikle piyasaya likidite desteği vermiş, ayrıca TL mevduatı ve kredileri teşvik amacıyla yabancı para cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara faiz ödenmesine son vermiş, politika faiz oranları indirilirken TL zorunlu karşılıkların faiz oranı arttırılmıştır. Hükümet tarafından farklı tarihlerde açıklanan mali paketlere bakıldığında vergi ve prim destekleri biçiminde teşvikler yanında üretim ve ihracata dönük kredi ve garanti destekleri ve finansman destekleri sağlanmıştır. Merkez Bankası'nın likidite genişlemesi ve hükümetin mali önlem paketleriyle Türkiye ekonomisi krizden 2009 yılı son çeyreğinden itibaren çıkmıştır. Bölüm sonu testi. ABD'de 2006 sonrası finansal krize dönüşen ve 2008'de küresel krize yol açan gelişmeler hangi alanda görülmüştür? Bu sorunun cevabı konut sektörü yani C şıkkıdır. Bir diğer soru aşağıdakilerden hangisi ekonomik krizler karşısında kullanılan bir çözüm yöntemi değildir? Likidite artışı, mali genişleme, vergisel kolaylıklar ve tüketimin arttırılması birer çözüm yöntemi iken faiz dışı fazla bir çözüm yöntemi değildir. Cevap D şıkkıdır. Evet arkadaşlar, kitabın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.